Saatler 18.20, günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden önce Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Ne var ne yok Avrupa tarafında bugün? Powell'ı bir kez daha bekliyoruz. Dünkü açıklamaları piyasalarda oldukça yüksek dozda bir hareketliliğe yol açmıştı. Bugün onun kalıntıları var mı? Ne yönde bir bekleyiş takip ediyorsun o tarafta? Didem, evet, hatırlayacak olursak dün akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'dan gelen açıklamalarla birlikte Avrupa piyasalarında, ABD borsalarında yön aşağı dönmüştü. Yani Avrupa endekslerinde yön tam tersine dönmüştü ve endeksler günü düşüşle tamamlamıştı ağırlıklı olarak. Bugün ise baktığımız zaman endekslerde yön arayışının hakim olduğunu görmekteyiz. Fransa borsası %0.1'lik düşüşle işlem görüyor. Alman DAX endeksi %0.3 oranında primli. İngiltere borsası ise aynı şekilde %0.2'lik bir değer kazancıyla işlem görmekte. Yeniden Powell'dan gelecek açıklamalar bekleniyor piyasa cephesinde. Dün aynı zamanda dolar endeksi hızlı bir şekilde güçlenirken euro dolar ve sterlin dolar paritesinde sert bir düşüş yaşanmıştı. Euro dolar 1.06'nın altına gerilemişti. Bugün baktığımız zaman 1.0560'lar seviyesindeki seyrine devam ediyor. Sterlin dolar paritesi ise 1.1840'lar seviyesinde bulunuyor. Bugün aynı zamanda dikkat çekici hareket tahvil faizleri tarafında yaşanıyor. Özellikle İtalya 10 yıllık tahvil faizleri 10 bas puan değer kaybıyla %4,43 seviyesine geriledi. Bu faizlerde yaşanan düşüşün aslında nedeni İtalya Merkez Bankası Başkanı, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın en güvercin isimlerinden biri olan Visco'dan gelen açıklamalar. Çünkü Visco bugün yaptığı açıklamalarla birlikte aslında şimdiye kadar Avrupa Merkez Bankası içerisinde şahin tonda açıklama yapan üyeleri sert bir dille eleştirmiş oldu. Borçlanma maliyetlerindeki gelecekteki artış hakkında açıklamalar yapması konusunda eleştirdi bulundu diğer üyelere. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Mart sonrası dönemde toplantıdan toplantıya, yani verilere bağlı hareket edeceğiz yönünde bir görüş beyan ederken bazı üyeler son dönemde faizlerin daha da fazla artacağı yönünde görüş beyan ediyorlar. Bu görüşleri kabul etmiyorum açıklamasında bulundu. Tabii hatırlayacak olursak Avrupa Merkez Bankası'ndan zirve faiz beklentileri hızlı bir şekilde son haftalarda artış kaydetti. Son olarak Nomura beklentilerini güncelleyen kurum oldu. Mart ayı toplantısına zaten 16 Mart'taki toplantıda 50 bas puanlık faiz artışına kesin gözle bakıyor piyasa. Fakat sonrası için piyasada bir belirsizlik vardı. Nomura'nın beklentisi Mart, Mayıs, Haziran'da 50'şer bas puanlık bir faiz artışı, ardından onu Temmuz ayında 25 bas puanlık bir faiz artışını takip etmesini ve faizlerin %4,25 ile zirve yapmasını bekliyor. Bazı kurumlar %4,5 ile Avrupa'da faizlerin zirve yapacağını öngörüyorlar. Yani beklenenden çok daha uzun bir süre faizlerdeki artış sürecinin devam etmesi, hatta 2024'de ulaşmasını bekleyen kurumlar da var. Tabii aslında Visco'dan gelen bu açıklamalar 16 Mart'taki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi kapalı kapılar ardında tansiyonun yükselebileceğini işaret ediyor diyebiliriz. Bir başka güvercin açıklama ise İngiltere Merkez Bankası'ndan geldi. İngiltere Merkez Bankası para politikası üyesi Dingra, politika faizinin artık sabit tutulması gerektiğini söyledi. Yani bu seviyeden daha fazla artış yapılmasının hane halklarına ciddi anlamda zarar vereceğini belirtti. Zaten enerji maliyetlerindeki artış ve yaşam maliyeti kriziyle mücadele eden vatandaşları ekstra borçlanma maliyetlerine maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tabi bu açıklamalar önemli çünkü İngiltere Merkez Bankası'nın artık önümüzdeki dönemde faiz artırım sürecine son vermesi bekleniyor. Son olarak faizleri 50 bas puan artırmıştı. %4 seviyesine çıkarmıştı. 14 yılın zirvesindeydi faizler. Zaten gelişen ülke merkez bankaları arasında en erken faiz artışına başlayan merkez bankasıydı İngiltere Merkez Bankası. Artık frene basması bekleniyor. Mesela dün İngiltere Merkez Bankası'nın bir başka üyesi Mann ise sterlinde düşüş uyarısı yaptı. Yani Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın daha şahin adımlar atmaya hazırlandığı bir dönemde İngiltere Merkez Bankası'nın geride kalması halinde sterlinde sert bir düşüş yaşanabileceği uyarısını yaptı. Bu da önemliydi. Bu bağlamda aslında Mart ayı oldukça hareketli geçecek diyebiliriz fiyatlamalar açısından Didem. Ceren, teşekkür ediyorum sana paylaştığın tüm bu detaylar için, kolaylıklar diliyorum. Şimdi de araştırmaya dönelim. Araştırma analistimiz Tuğba Özay bizimle birlikte. Tuğba, hoş geldin sen de yayına. Bugün yine enteresan hareketli bir BIST tarafı takip ettik özellikle ve bankacılık
endeksi yeniden göz doldurdu demek zannediyorum yanlış olmaz. Kapanışa doğru %8'e yakın bir prim elde edildi. Ne oluyor genel hatlarıyla borsa tarafında, elindeki notlar neler? Doğru Didem, sabah açılış itibariyle aslında negatif bir seyir vardı borsada. Öğleye doğru, hatta çok öğleye gelmeden önce bile bankacılık ve maliye endeksi taşımaya niyetli olduğunu zaten göstermişti. Gün içerisinde oynaklık çok yüksekti. Tabii ki artık seçim döneminde olduğumuz için oynaklığın çok yüksek olması da normal, işlem hacminin yüksek olduğu bir dönem. Ama bu hafta geneline baktığımızda zaten endeksi taşıyan bankacılık ve maliye endeksinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer hisse endekslere göre bir miktar daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Öğle saatlerine doğru zaten yukarı yönlü fiyatlama bankacılık hisseleri özelinde vardı. Ama kapanışta tavan fiyat gören hisseler oldu. Yüzde, hemen bakalım isterseniz fiyatlamaları, son kapanışları, %7.84 ile günü 7.84 pozitif kapattı bankacılık endeksi. BIST 100 tarafına baktığımızda sabah saatlerinde dediğim gibi negatif bir seyir vardı. Bankacılık ve maliye endeksinin önderliğinde onları takip eden iletişim endeksiyle birlikte BIST 100 endeksinin pozitife geçtiğini gördük. Ama ayrışmalar evet. Var. BIST 100 tarafında 5438 seviyesindeyiz. Çok uzun zamandır aslında 5400'ü kırmaya çalışan bir endeks olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafında negatif bir seyir hakim. Ulaştırma ve sanayi tarafına baktığımızda burada 0.79 sanayi tarafının negatif olduğunu, ulaştırma tarafında %0.82 negatif olduğunu görüyoruz. Olumlu ayrışanlar dediğimiz gibi bankacılığın ardından maliye endeks 3.80 ve iletişim tarafı 4.78 pozitif ayrışıyor. 5 günlük ortalamaya baktığımızda da aslında yine bankacılık endeksi ve maliye endeks tarafının, yani aslında sadece bugün değil son 5 günün ortalamasında bankacılık endeksi ve mali tarafın endeksli sırtladığını söyleyebilirim. Tuğba, bir araya girebilir miyim müsaadenle? Doğal olarak dünkü senato sunumundan sonra bugünkü Powell sunumu da önemli. Tuğba da yanımda kalabilir arkadaşlar. Powell'dan faiz artımlarının hızı konusunda bir karara varılmadığı son dakikasını paylaştık izleyicilerimizle. Ve borsa ile ilgili paylaştığın ayrışmaları da not ettik. Haftanın geri kalan kısmında nasıl şekilleneceğini hep birlikte takip ederiz. Ama Amerika'da JOLTS verisi cuma günkü tarım dışı istihdam öncesi beklenen önemli bir veriydi. Şimdi eğer Fed'in, Powell'ın dün verdiği mesajlar biraz fazla agresif veya şahin olarak algılandı ve bu fiyatlara yansıdıysa, bugün henüz faiz hızı konusunda net bir karar alınmadı ifadesi biraz yumuşamaya işaret ediyor mu sence? Ve bunun bir yansımasını görür müyüz diye sormak istiyorum. JOLTS verisini de paylaşayım. 10.824.000 oldu açık iş sayısı. Ocak'ta yayından önce de seninle konuşuyorduk. Bu aslında her bir işsiz için iki açık iş var anlamına geliyor. Bizim için bir yorumlamanı rica edeceğim, paylaştığımız bu bilgileri ve Powell'dan gelen son notları. Tabii ki Didem. Şimdi Powell açıklamalarında dün de aslında şu an söylediğinden farklı bir şey söylemedi. Dünkü açıklamalarda da faiz artırım kararı toplantıdan toplantıya veriler baz alınarak alınacak dedi. Burada ben hani dünkü Powell'ın konuşmaları çok şahin olarak algılandı ama ben Powell'ın konuşmalarının şahin olmasından ziyade piyasanın fiyatlamasının çok güvercin olduğunu düşünen taraftayım. Çünkü hep bu zamana kadar söylediği istihdam verilerine bakacağıydı ve az önce de görmüş olduğumuz gibi hem bugün gelen özel sektör istihdamı, hala özel sektör tarafında yeni iş yaratıldığının, beklentilerin üzerinde iş yaratıldığının ve emek talebinin devam ettiğini gösteriyor. Yani orada ekonomide evet bir soğuma var, sektörel olarak ayrışmalar var ama hala ekonomi iş üretmeye devam ediyor. Tarım dışı açıklanacak. Geçen ayki veride de aynı şeyi gördük keza. 185 bin beklentiye karşın 517 bin açıklanan bir tarım dışı istihdam verisi vardı. Şimdi Powell'ın şu anki açıklamalarına baktığımızda faiz artırımları konusunda evet karar vermediler ama piyasa fiyatlaması, Powell öncesinde dün de konuşmuştuk seninle. Evet. %21'lerde bir faiz artışını 50 bas puanı fiyatlarken şu an %70'lere çıkmış durumda. Bu da önümüzdeki günlerde evet piyasa tarafında biraz daha normalize olması ve bir satış baskısının gelmesine yol açabilir. Ama baktığımızda zaten Powell verilerin dışına çıkmış şu an itibariyle görünmüyor.
Tuğba Özay, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığım bu notlar ve kattığın değer için yine dediğim gibi takip ediyor olacağız. Sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar Didem. Çok mersi. Şimdi de dönelim Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamıza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Didem. Ben de emekçi kadınlar gününüzü bugün kutluyorum. En azından şöyle altında çizmiş olalım. Çok teşekkür ederiz özellikle hocam. Kadın emeği son derece önemli. 7-24 gerçekten evlerde aslında hiçbir sosyal güvencesi olmadan da hizmet veren, emek veren kadınlarımızı da unutmamak dileğiyle bu günü kutlayayım dedim ben de. Çok iyi yaptınız hocam, çok sağ olun. Özellikle elbette ben de bir kadın olarak en büyük şansımın aslında büyük ulu önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bir mensubu kadın olmakta görüyorum. Onun bizlere açtığı yolda artık kim ne kadar ne yapmak isterse bunu yapmakta hür ve özgür. Biraz bu bilinci yaygınlaştırarak, özellikle de erkeklerimizde bu bilinci yaygınlaştırarak zannediyorum ki toplumda daha fazla el ele ülkemizi, ulusumuzu da çok daha ilerilere götürme kapasitesine sahibiz. Biz hepimiz bir arada ve el ele. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Ben girmeyecektim aslında çünkü sabahın erken saatlerinden bu yana zaten evet. Bu mesajları paylaşıyoruz ama sağ olun, siz de vesile oldunuz. Ben de gönlümden geçeni paylaşmış oldum. Şimdi evet. Aslında bunlar güzel temenniler, bir güne sığmayacak temenniler. İsterseniz biz veriler bazında ne noktadayız ve nereye gitmemiz gerekiri biraz konuşalım. Çünkü sadece çiçek böcek değil, Dünya Kadınlar Günü evet, bazılarının belki aklından geçtiği gibi hiç de öyle bir gün değil bugün. Dolayısıyla biraz tabloyu ortaya koyup biz nerede hata yapıyoruzun altını çizip önümüzdeki döneme ilişkin eylem planları geliştirmemiz, düşünmemiz gereken bir gün bugün ve bunu da geri kalan 364 günde uyguluyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi açıklanan çeşitli veriler var, raporlar var. Evet. Mesela ben bir örnek vereyim. DİSK'in genel iş kadın emeği raporu, 2023 raporu. Mesela deprem bölgesindeki kız kardeşlerimizin, onlar benim için hepsi ya kız kardeşim ya evladım ya annem. 1.980.000'i erkeklerden oluşuyor istihdamın deprem bölgemizde. Evet. 695.000'i ise kadınlardan oluşuyor. Sizin dikkat çektiğiniz gibi kadın istihdamı içinde aslında yer alan kadınların %52'si de kayıt dışı olarak çalıştırılıyormuş. Şimdi isterseniz ben bu bir veri ama mühim bir veri, buradan kitaplar yazılabilir özellikle de sizin gibi bir hocamız tarafından. Buyurunuz hocam. Estağfurullah. Şimdi tabii kadının iş gücüne katılımı maalesef birçok ülkede, yani gelişmiş ülkelerin bir bölümünü bırakıyorum, yani 10 tane ülkeyi bir tarafa bırakıyorum ama birçoğunda kadının iş gücüne katılımı %30'lar düzeyinde bir rakam. Ama dediğin gibi çok ciddi, özellikle tarımsal alanda, kırsal alanda emek veren ama tamamen kayıt dışı olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan çok ciddi bir nüfus aslında üretime katılıyor. Yani kadın emeği dışarıda kalmıyor. Özellikle tarım kesiminde çok net bir şekilde zaten bunu görüyoruz da, yani gözlemlediğimiz bir konu. Aynı şekilde maalesef şöyle de bir durumumuz var. Ev kadınlarının yine sosyal güvenceden yoksun bir şekilde emeklerini verdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu konunun da mutlaka ve mutlaka aslında masaya yatırılması, önümüzdeki dönemde özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Şimdi cinsiyet eşitsizliğinin fazla olduğu ülkelerde eğer kadınları iş gücüne katmış olsaydık, resmi olarak ortalama %35 üretim artışı yakalayabiliyorduk. Yani şu anda 100 ise bu ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin inanılmaz yüksek olduğu ülkelerde eğer kadını katsak 100 olan üretim 135'e yükselecek.
Yani gayri safi yurt içi hasıla da yükselecek, gelir de artacak. Ama çeşitli nedenlerle biz ne yapmıyoruz? Kadını maalesef dışarıda bırakıyoruz. Bunun arkasında işte gelenekler, görenekler, işte sağlık, iklim felaketleri, sağlık koşulları, bu pandemide de biliyorsun birçok kadın işi bırakmak zorunda kaldı. Özellikle evde oturunca işte eğitim çağındaki çocukların eve gelmesi, kreşlerin kapanması hemen ilk etapta kadın istihdamını olumsuz yönde etkiledi. Dolayısıyla bu sağlık koşulları veyahut da iklim felaketleri, bunun yanı sıra toplumsal huzursuzluklar, savaş gibi koşullar maalesef kadını inanılmaz etkiliyor. İşte bir işte Afganistan'da görüyorsun, üniversiteye giden kızlar şu anda üniversiteye alınmıyor. İşte bunların verdiği mücadeleleri bir dönem izledik ama tabii sansürlendiği için, baskılandığı için maalesef kadın evde oturmaya mahkum ediliyor. Bunlar aslında ülkelerin, yani zenginlik, biz ekonomisine bakıyoruz tabii işin daha çok, ama şöyle diyorum, kadınlar için kazanç aslında ülke için, yani hepimiz için kazanç demek. Çünkü ne kadar çok istihdamı işe yönlendirirsek, ne kadar çok kadın istihdamını artırabilirsek, gerçi Türkiye'de iş gücüne katılım genel olarak düşün, %52 düşük, oldukça düşük, %52'si katılıyor. Aslında çalışabilir durumdaki insanların %52'si üretime katılıyor. Ama bunun içinde kadınların payı dediğim gibi %30-33'ler, belli bölgelerde biraz daha yüksek olabilir ama bazı bölgelerde çok daha düşük bu oranlar. Maalesef bu da tabii ki ülkenin önünde önemli bir engel olduğunu düşünüyorum. Şimdi yöneticilere baktığın zaman yönetici kadın oranı %20'ler seviyesinde Türkiye'de. Yine ücretler açısından baktığımızda kadın, aynı işi yapan kadın erkek arasındaki fark %10-15 civarında bir farklılık olduğu en azından okuduğum raporlarda ortaya çıkıyor. Ama yine de Türkiye 190 ülke içinde en azından daha kısmen eşit sayılabilecek bir, yani cinsiyet eşitsizliğinin düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bunun da nedeni şu, insanlarımızın çoğu zaten ücretten yola çıkılarak yapıldığı için bu çalışmalar genelde. Asgari ücretle çalıştığı için kadın ve erkekler ağırlıklı olarak sanki yani düşük ücrette hepimiz eşitmişiz gibi görünüyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir problem var ülkemizde. Umarız önümüzdeki dönemde eğitimden tutun, işte yine doktoralı veya yüksek lisans yapanlara baktığınız zaman işte Amerika'da da bu farklı değil. Mesela Amerika'da işte %50 daha düşük kadın sayısı doktora yapan veya yüksek lisans yapan. Bizde de durum çok çok farklı değil. Dolayısıyla gerçi öğretim üyeliği açısından bakarsanız öğretim üyelerinin %33'ü kadın. Bu açıdan en azından üniversitede bir atılım olmuş ama bunu bizim daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kadının emeğini katmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Ve en önemlisi kayda almamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin zaten en önemli problemlerinden bir tanesi, yani biz enflasyon falan diyor, bakın enflasyonun nedenleri arasında dönüp dolaşıp tekrar kayıt dışı ekonomiye kadar gidersiniz. Çok önemli bir konudur. Satın alma gücümüz düşüyor, evet, ama burada kayıt dışının ve kayıt dışının vergilenmemesinin veyahut da gerçekten vergi vermesi gerekenlerden vergi alınmaması nedeniyle bu eşitsizliklerin de yükseldiğini biliyoruz. Onun için ne yapıyorlar? İşte Norveç'te, şurada, burada kadınların en azından daha fazla iş gücüne katılması için ucuz ve kaliteli kreşler ortaya çıkarıyorlar. Yani gelişmiş ülkeler bu işi nasıl çözmüş dersek, şunu şöyle çözmüş: kaliteli, ucuz, yani herkesin ödeyebileceği kreşlerle bunu çözmüş. Yani çocuk bakıcılığı son derece önemli bir meslek haline gelmiş. Devlet bunu kamusal olarak desteklemiş
Böylece kadınlar çok daha rahat bir şekilde iş gücüne ne yapabiliyorlar? Katılabiliyorlar. Ama ister gelişmiş olsun, ister gelişmemiş ülkelerde olsun hala da bir eşitsizlik söz konusu. Onu da belirtmemizde fayda var bir erkek olarak. Kabul ediyorum yani okuduğum raporlarda, gördüğüm çalışmalarda bunu net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Evet. Hocam bu arada bir araştırma daha var ki orada da biraz daha belki zihniyet ve yaklaşım ve kodlamalarla mücadele etmemizi gösteren bir araştırma. Ipsos'un yaptığı araştırma. Yine buradan bir iki sadece kısacık örnek vermek istiyorum. Örneğin kadınların eşinden izin almadan işe giremediğini düşünenlerin oranı %58. Her 10 kadından 6'sı ekonomik bağımsızlığı olmadığı için karar alıcı konumda değiller. Her 10 kadından 7'si ise aile baskısına daha fazla maruz kalıyor. Buna kadına şiddeti, çocuk yaşta evlilikleri kattığınız zaman durum daha da vahim hale geliyor. Dolayısıyla bana kalırsa zaten işin özünde de biraz bu Ipsos'un araştırmasında ortaya çıkan daha belki zihnimizde yer etmiş, genetik kodlamamıza işlemiş ama bizim değiştirmemiz ivedilikle gereken düşünce tarzları ve davranış biçimleri de var ve elbette yasalara da burada ihtiyacımız var. Bunu da söylemek lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii yani kadın cinayetlerine bakabilirsin. Aile içi şiddete zaten söylememize gerek yok. Yani biz nasıl yani annemize el kaldırmamamız gerektiği bize öğretilirken aile içi şiddetin veya çocuklara şiddetin veya küçük yaşta çocukların zorla evlendirilmesinin veya özendirilmesinin nasıl açıklanacağını ben de anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bizim kodlarımıza baktığınız zaman yani hani Orta Asya'dan geliyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama kadının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar karar verici olduğunu çok iyi biliyoruz aslında. Çok geriye gittiğimizde, geleneklerimizde bunun ne kadar kadının ne kadar önemli olduğunu, asıl karar alıcı mekanizma içinde yer aldığını çok iyi biliyoruz. Ama zamanla işte gelmişiz, daha da ileri götüreceğimize maalesef geri gitmiş. 2000 yıldır maalesef hala biz neyi tartışıyoruz? Kadına şiddet, aile içi şiddet bunları tartışıyoruz. İşte çocuklar okula gitsin mi gitmesin mi? İşte zorla evlendirilme, küçük yaşta evlendirilme. Bunlar bizim etrafımızda da gözlemlediğimiz maalesef gerçekler. Yani yasa istediği kadar yasaklasın. Eğer biz bu zihnimizdeki bir kere o yasakları veyahut da bu mahalle baskısından kurtulamazsak, birey olamazsak işte o zaman maalesef bu sorunları daha uzunca süre biz yaşarız. Dediğim gibi gelenek, görenek, kültürel yapı, kodlarımız maalesef bu şekilde ileri gideceğine geriye doğru gitmiş diye tamamlamış olalım. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocam, bugün vaktimiz biraz sınırlıydı ama belki de günün en önemli konusunu sizinle konuşma imkanı bulduk. Değerli katkınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim, sağ olunuz. Böylelikle Sadi hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve şimdi DC'ye gidiyorum. Çünkü Ali Çınar'ın yine çok değerli bir röportajı olacak sizinle paylaşmak istediğimiz önemli bir konuğu var. Purdue Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden Profesör Ayhan İrfanoğlu ile yine deprem gündemi ve depremlerin ardından bölgede yeniden yapılandırma süreçlerini konuşacaklar. Ali Çınar, sözü hemen sana bırakıyorum. Didem, çok teşekkür ediyorum. Evet, senin de dediğin gibi bugün deprem mühendisliği konusunda ABD'de en iyi uzmanlardan Profesör Ayhan İrfanoğlu'nu ağırlayacağız. Kendisi Purdue Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor. İrfan Bey, hoş geldiniz. Ayhan Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Yakın zamanda depremden sonra siz de bir Amerikalı ekiple Türkiye'ye gittiniz ve deprem bölgelerinde bazı araştırmalar yaptınız. Bu araştırmalarla ilgili çıkardığınız sonuçlar nedir? Bu sonuçları
ABD içinde nasıl değerlendireceksiniz? Bu konuda sizden bilgi almak isteriz. Evet, 15-19 Şubat tarihleri arasında Elbistan'dan başlayarak Antakya'ya inecek şekilde Maraş üzerinden sonra Adana ve civarında inecek şekilde çok hızlı bir şekilde gezdik. Bu ön geziydi. Bunun amacı daha sonra Amerika'dan gelebilecek ya da yurt dışından gelebilecek ekiplere hem lojistik hem sahada durum ne şekilde, nelerin bakılması iyi olur şeklinde bir ön bilgi toparlayabilmek içindi. Daha sonra tekrar inşallah bir iki hafta içinde tekrar geleceğiz. Daha detaylı bir araştırma yapmak için çok daha büyük bir ekip olarak. Gözlemlerimiz, hasar ve yıkımlar hepiniz de bildiğiniz üzere orta katlı yüksekçe olan binalarda maalesef çok büyük can kaybı var, çok büyük yıkım var. Allah rahmet eylesin ölenlerimize. Bizim gördüğümüz şeylerden bir tanesi arazideki, sahadaki yer hareketi çok şiddetli, şüphesiz birçok yerde. Fakat çok pratik bir gözlem, hızlıca yaptık bu gözlemi. Binaların kat oranlarına kıyasla ne kadar fazla perde duvarı varsa binalarda, o binalarda hasar, yıkım bile değil yani hasar oranlarında düşme var. Çok sert yapılan binaların çok daha iyi davranış gösterdiğini gördük. Amerika'daki çalışmalarımız bizim yaklaşık 30 yıldır bu konuda Erzincan 92 Erzincan depremiyle başlayan bir veri tabanımız var. Her büyük depremden sonra özellikle betonarme binalardan veri topluyoruz. Elimizde 1200'den fazla binadan 12 depremden neredeyse 8-9 ülkeden veri var. Bu sayede değişik ortamlardaki, değişik ülkelerdeki değişik betonarme binalarını birbirleriyle kıyaslayabiliyoruz. Amacımız da mühendislere, tasarımcılara ve denetleyicilere faydalı olabilecek çok basit geometri bazlı ölçekler çıkarmak, ölçek çıkarmak ki bir sonraki yapacağımız gezide de zaten bunu bu konuda detaylı bilgi toplamak için geliyoruz. Sahadan inşallah toplayacağız. Evet, Türkiye tabii deprem bölgesi ve en büyük korku da İstanbul, İzmir olmak üzere depremle karşı karşıya kalma ihtimali. En büyük soru, Türkiye depreme hazır olabilecek mi? Yapılan hatalardan ders çıkarılacak mı? Sizin kendi alanınızla ilgili depreme karşı nasıl önlemler alınması gerekiyor? Ne gibi önerileriniz olabilir hocam? Evet, almak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Yani bu iş deprem mühendisliği pratik, uygulamalı bir mühendisliktir. Teorik bir mühendislik değildir. Hele hele bilimcilik değildir. Bunu nerede, ne şartlarda, hangi bina, hangi tasarımlar iyi davranış göstermiş, tasarımlı binalar iyi davranış göstermiş, performansları yüksek, bunlardan öğrenip uygulamamız lazım. Bunlar bildiğimiz şeylerdir. Türkiye'de şüphesiz güçlendirilmesi gereken birçok bina var. Fakat elimizdeki yapı stoğu çok büyük olduğu için çok hızlı bir şekilde özellikle tehlike arz edebilecek binaların çok hızlı bir şekilde bulunması gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz, geliştirdiğimiz, kullandığımız ölçek de zaten bu şekilde. Yapı mühendislerine hangi binalara ilk önce bakmalarının daha iyi olacağını öneriyoruz. Amacımız o. Yoksa bütün binaların hepsine bakmaya çalışırsanız aynı anda onu yapabilecek gücümüz yok. Maddi gücümüz de yok, insan gücümüz de yok, mühendis gücümüz de yok. Hiçbir yerde yok bu. Bizim yaptığımız konular, çalışmalar bu konuda. Özellikle tasarım, yani şartnamenin kolaylaştırılması ve uygulanabilir olması gerekir. Benim gözlemim bu. Bu devletle halkın arasında bir kontrattır. Kontratın uygulanabilir olması gerekir, pragmatik olması gerekir. Ya da eğer çok detaylıysa, yani şu anki şartname öyledir, çok sofistike bir şartnamedir. Mühendislere çok basit ve taviz verilmeden uygulandığında sağlam, dayanıklı ve bütünlüğünü kaybetmeyen, insan hayatını tehlikeye düşürmeyen ve hatta mallarını koruyan yapı ürettiklerini gösterecek endeks kullanılması gerekir. Bunlar çok basit olmalıdır ki uygulayan mühendiste, kontrol eden mühendiste, hatta müteahhit, hatta inşaatta çalışan ustanın bile yok bu duvar fazla ince oldu, fazla az oldu, çok az oldu diyebileceği bir şekilde olması gerekir. Eğer çok detaylı yaparsanız bu bir sorumluluğu birbirinden atma ya da görememe.
Yani art niyet olmasa bile görememe işi ortaya çıkar ki sonunda bir deprem olduğunda bütün o ıskaladığınız detaylar sizin malınıza hatta canınıza mal olabilir. Bunun önüne geçilmesi lazım ve bunu geçebilecek sistem vardır. Bu dediğim gibi çok pratik bir mühendisliktir. Yapılması gereken de bellidir. Hiç öyle abartılması gereken bir şey de değildir. Eldeki yapı stoğunun güçlendirilmesi ise haliyle masraflı bir iş ama yapılabilecek bir şeydir. Yani ilk yaptığınızı daha yaparsanız tabii içiniz rahat, belki sarsılırsınız ama belki kozmetik bir hasar görürsünüz. Yani bu Türkiye'de olan yıkım maalesef çok büyük oranda, çok yüksek oranda can kaybı var, bina kaybı var. Bunun önüne geçmemek mümkündür. Bu bilinen bir şeydir. Yani bunu Japonya'da, Şili'de yaparlar. Japonya'da, Şili'de Türkiye'deki binalara göre 5 kat, 10 kat daha sert bina yapılır. Yumuşak yapılmaz. Şu anki şartname ki Amerikan şartnamesi. Şili'de de Amerikan şartnamesi baz alınır. Fakat Şili'deki müteahhitler tecrübelerinden dolayı müteahhitler ve mühendislere söylerler. Kat alanının, bunlar genelde 10 ila 30 katlı bina yapılır Şili'de. Bizdeki gibi yüksek yapılır betonarme konutlar. Kat alanının her caddeye paralel ve caddeye dik yönde %3 oranında perde duvar kullanacaksınız. Bir oranda %3, öbür oranda yönde yine %3 oranında kat alanınızı perde duvar kullanacaksınız. Bunun tabii biraz detaylandırması vardır, bazı özellikleri vardır. Güzel dağıtılması gerekir. Şili'de böyle olduktan sonra deprem, büyük deprem yaşarlar. İnsanlar sarsılır, panik olur haliyle. Fakat binalar ayakta durur. Yıkılmaz. Yani bu bir şey değildir. Yani bu olmayan bir şey değildir. Yapılabilecek bir şeydir ve bunu bizim yapmamız gerekir. Yoksa aldığımız risk çok büyüktür. Kumar oynamaktır. Maalesef kaybedersiniz. Deprem konusunda tabiata karşı kumar oynayamazsınız. Kaybedersiniz. İskenderun'da bir örnek vermek istiyorum. 2 yıl önce bazı okullarda güçlendirilme yapılarak depremde zarar görmedi. Şu anda tabii depremden zarar gören bölgelerde yeni yapılandırma, kentsel dönüşüm gibi maliyeti çok yüksek planlama olacak. Tabii bir görüşte güçlendirilmenin yapılarak binaların yıkılmaması konusu. Maliyet açısından baktığımız zaman acaba güçlendirme mi yapılması daha iyi, yoksa yeniden bina inşaatlarıyla depreme karşı mücadele daha mı iyi olur? Güçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Değişik tip yapılarda çok değişik uygulamalar vardır, rahat uygulamalar vardır. Özellikle konut tipi yapılarda dolgu duvarlarınızı perde duvar şeklinde çevirebilirsiniz ya da dışarıdan perde duvar eklersiniz, ek yapılır. Bahsettiğiniz şekilde kuvvetlendirilmiş yapıları biz Van Erciş 2011'de de gördük. Davranış çok iyiydi. Eklenen perde duvarının yük kaldırması başlamasından önce bazı çatlaklar oluşmuş. Ama bunlar çok tabii şeylerdir ve kötü şeyler değildir. Siz binanın nasıl davranacağını doğru tahmin etmişsiniz demektir. Kuvvetlendirme yapılabilir. Her binayla kuvvetlendirme yapılamaz. Bazen mimari özelliklerden dolayı binayı başka şekilde belki de yıkıp yeniden yapmanız gerekir. Bu arada gözlemlerimizden bir tanesi özellikle 2000 senesinden 99 depremlerinden sonra yapılan okul binalarının davranışları, ki bunlar genelde 3 en fazla 4 katlı oluyor gördüğümüz kadarıyla. Davranış çok iyi. Ama eski okul binalarında Arsuz'da var mesela, anladığım kadarıyla yıkım kararı çıkmış şimdi. Hasarlı okullar da var. Hatta Maraş'ta o merkezdeki eski çarşının olduğu yerdeki diyelim okul binası var, ikinci katı inmiş. Yani biz neyin nasıl yapılmasını gereken mühendislerimiz de var. Şüphesiz yapıldığında da yapılıyor kontrollü şekilde. Okullar kontrollü inşaatlardır haliyle. Güçlendirme yapılabilir. Bunun ekonomisi kolaydır. Hesabı yapılır. İlk yapılırken de binanıza yapacağınız ekstra belki %5, %10 bile değildir. %5 civarında bir ekstra harcamayla siz binanızı şiddetli depremler, yer hareketleri altında bile çok iyi davranabilecek hale getirebilirsiniz. %5. Yani inanın %5, hayır %10 diyelim. %10 vermez miyiz şimdi? Maalesef o kadar can kaybettik ondan sonra. Yani bunun artık şeyi yoktur. Bu mühendislikte özellikle bilinmeyenlerin çok olduğu ve çok karmaşık işlerin de yapıldığı bir inşaat var, tasarım var, inşaat var, kontrol var. Bir ortamda sizin yapmanız gereken bu bilinmezliğin önüne geçmektir. Bu ekstra biraz para harcamakla yapılacaksa yapılmalıdır. Yoksa bu gibi ortamda optimizasyon
çok yanlış yerlere götürür ve elimizde patlar. Çok kötü olur ve maalesef bunu yaşadık. Bu 99 depreminde de yaşadık, şimdi de yaşadık. Bundan sonra yapmamak lazım. Evet, dediğiniz gibi değerli tecrübelerinizle hem Türkiye'de tekrar depreme karşı acıların yaşanmaması için önlemlerin alınması gerekiyor. Biz de ilerleyen yayınlarda tekrar sizi almak isteriz. Değerli tecrübelerinizi faydalanmak isteriz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Ali Bey. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar. Didem, sözü sana bırakıyoruz. Ali Çınar, çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem de hocamız Ayhan İrfanoğlu'na değerli katkıları için bir kez daha teşekkürler. Günden kalanları bu notla, bu röportajla noktalayalım. Bir kısa aranın ardından 60 dakikada Zeliha Saraç sizlerle olacak.